Merhaba oyunseverler, yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. İşlerimin yoğunluğu gereği maalesef video atamadım birkaç gündür. Dün ya da bu sabah daha doğrusu katılım videosu attım arkadaşlar. Yarın yani pazartesi günü saat 22'de canlı yayına katılarak ya da şurada göstereyim. Turnuvamız başlıyor dedik. Burada ödüllü ligini arkadaşlar. 200 TL birinci ödül olacak. İkinci yani kupa şampiyonuna da 50 TL bir yemek parası. Maalesef gelir az olduğu için öyle bir turnuva. Zaten zevkli olsun diye, en azından şu yazılım bir şeye dönsün diye, bir hedef olsun diye böyle bir turnuva gerçekleştirdim. Dördüncü sezon. İnşallah yine güzel geçecek. Katılmak için arkadaşlar bu videoyu izleyip, orada katılım şartları çok basit. Onu gerçekleştirirseniz yarın çekilişte sizleri de çekilişe katmış olurum. Katılım sayısına göre lig belirlenecek ve transfersiz ligler olacak. İlk önce eleme ligi, ardından final ligi olacak. İkisi de transfersiz olacak. Çünkü coins'i çok az olanlar var. Zaten şu an coins'le oyunlar vermiyor. O yüzden herkes eşit şartlarda olmalı benim turnuvamda. Yani sadece dostluk maçı atabilecek. Başka da yapacak bir şey yok. En azından transfer muhabbetlerini, kaşif muhabbetleri onu yormayacak arkadaşlar. Dediğim gibi şuradaki videonun altına katıldım. Menajer ismi ama bir de oradaki katılım şartı da çok basit bir şey. Ücretsiz arkadaşlar katılım bu arada. Katılırsanız benle oynamak isteyenleri beklerim arkadaşlar. Gayet güzel, verimli turnuva geçiyor. Bilginiz olsun. Bugün Mart güncel 4-2-3-1 anlatacağım arkadaşlar. Bu arada rakibimize de başarılar dileyelim. Satış yapmış mıyız? Turnuvamız yeniden başladı. Diğer şeyi benim için ekip savaşı gayet güzel geçti. Namağlup bitirdim şampiyon olarak. Doğru zamanda doğru taktikleri uygularsanız bazen tabii oyun şansı da olmak zorunda. Bir tane adamı 2-0 yeniyordum. Kırmızı kart yedim. 2-2 bitti mesela adamın şansına. Bizim de bazen şans yanımızda oluyor. Rakip erkenden kırmızı kart falan yiyor. Evet, gördüğünüz gibi zaten 4-2-3-1 ayarlı. Burada dikkatle dinleyin dizilimi. Önemli. Püf noktalar neler, kilit oyuncular neler onları söyleyeyim. Burayı atlamayın. En azından faydasını. En güçlü orta saham. Pardon, en güçlü forvetimi ileri alacağım. Özür dilerim. Ofansif orta saha kesinlikle lazım. Atak zamanında ofansif orta sahamız kesinlikle lazım. İki yönlü orta sahaları da sağa sola verdik. Gördüğünüz gibi. Varsa sağ kanat, sol kanat. Elimizde yoksa ofansif orta sahaları koyacağız. Var mı sağ kanat, sol kanat? Yok. Varsa ofansif orta saha. Bir tane daha bakalım. Ofansif olmadı. İki yönlü orta sahaları koyacağız arkadaşlar. Bu şekilde dizilim olacak. Varsa orijinal sol kanat, sağ kanat. Yoksa ofansif orta sahaları sağa sola koyacaksınız. Bura önemli, unutmayın. Yine burada stoperleri şöyle koyalım, kafanız karışmasın. Sağ bek, sol bek olarak da şunları koyalım. Hemen anlatalım burayı da. Neye göre seçiyorsun diyen kardeşlerimiz var. Onlar da görsünler. Hücumu yüksek olanları sağa sola koyduk. Hücumu daha düşük olanları ortaya koyduk. Arkadaşlar bilginiz olsun. Tabi burada ekip savaşı olduğu için takım daha dımdızlak. Öyle söyleyelim hadi. Gelelim en güzel yere, ince ayarlarına. Kaleyi görünce vur tabii ki. Forvet sadece hücum. Ne onun adı? Orta saha defansa destek. Böyle olacak. Geride kal. Buraya geçmeden önce bir parantez açayım. Biri bana video atmıştı. Abi bu senden bahsetmiş diye. YouTube videosu. Bir tane YouTuber kardeşimiz yazmış. Hamza diye bir kardeşimiz var. O hep 4-2-3-1 kaleyi görünce vur oynuyor demiş. Şimdi tabii ki 4-2-3-1 kanatları kullan. Pas oyun. Kontratak olarak herkes oynayabilir. Bizim zaten burada şimdi ofansif oyunlarımız zaten belli. 4 4-3-3, 4-4-2, 4-2-4, 3-4-3. Bunları genelde ben kendi kafa yapımda ofansif olarak görüyorum. Defansif bir tık ofansif olarak 4-2-3-1 var. 5-2-3 gibi ya da 5-3-2 gibi güzel defansif kontratak taktikler var. Benim bunu da kullan, en azından o arkadaşıma da cevap olsun. Benim bunu kaleyi görünce vur oynamam sebebi sağlam durarak ofansif yapmak. Sağlam durarak ofansif yapmak. Burada da bu 4-2-3-1 kalk babacığım. 4-2-3-1 burada
bu işe yarıyor. Tabii ki pası da kullanılabilir, kanatları kullan, tüm taktiklerde kullanılabilir. Yeter ki onun formasyonunu güzel ayarlayın. Şimdi alan markajı olacak. Offside rakibiniz neyle gelirse gelsin. Topla, tüfekle, ejderhayla. Neyle gelirse gelsin. Tabii ki kapalı olacak. Burada dikkate alacağınız yer hakem olayı. Yeşil hakem, pardon, kıpkırmızı hakem de agresif. Kıpkırmızı hakem de agresif. Diğer tüm hakemlerde çok agresif oynayın. Formasyonumuz ona göre güzel de. Yani tabii ki kırmızı kart yemiyorsunuz diye bir şey yok. Ben yeşil hakemde agresif oynayarak kırmızı kart yedim. Mavi hakemde agresif oynayarak kırmızı kart yedim. ne onadı? Sarı hakem de normal oynayarak da kırmızı kart yedim. Yani bu tamamen oyunun bir şansı, o hakem olayı. Adam kıpkırmızı hakeme çok agresif çıkıyor. Hem de atak oynuyor. Kırmızı yemiyor yani. Öyle de bir oyun dengesizliği var maalesef. Şimdi burada baskımız geride karşıda. 34 özür dilerim. Şöyle ne ona stilimiz? Defansif 39. Burası da şöyle 69'da bırakalım. Söyleyelim bir daha özel arkadaşlar için. 4-2-3-1 kale yönünce vur. Forvetleri orta saha forvete destek. Pardon, orta saha defansa destek. Alan markajı offside kapalı. Hakem anlattım. Baskı geride karşı 34. Stil defansif 39 ve yüksek hızda paslaşma 69. Kime anlatacağım? Kime göre kullanacağız anlatırken bir taktikte bir oynama daha yapacağım. İyi dinleyin. Atlamayın, patlamayın. Uzmanları özellikle sormuşlar. Yine söyleyeyim. En yaşlı oyuncuya bakalım. İlk 11. Bak, ilk 11'in en yaşlı oyuncusu. İsmi ne olursa olsun. Ali Veli 49-50. Forvet'te ben bir kişiye iki etki vermek istiyorum en fazla. Üçüncü de oyuncunun kafası karışırdı diye maalesef bunlardan verim alamıyoruz. O yüzden şimdi frikik verirken hücumu yüksek olan orta sahayla forveti karşılaştırdık. Orta saham daha yüksek. Korneri de en yüksek orta sahama verdim bu şekilde. Bir su içeyim. Gıcık yaptı galiba. Şimdi bu taktiği kimlere uygulayacağız ona gelelim. İçeriğini anlattık. Formasyonu verdik. Arkadaşlar, ev sahibiz, rakip eşitiz, ofansif oynuyor. Neyle gelirse gelsin. Eşitiz, ofansif oynuyor. Neyle gelirse gelsin yapıştır. Eşitiz, defansif geliyor. Hangi defansifte gelirse gelsin yapıştır. Ev sahibi iken bahsediyorum. İyi dinleyin. Rakipten bir rank, iki rank üstünüz. Temkinli oynamak istiyoruz. Bak, bir rank, iki rank üstünüz. Temkinli oynamak istiyorsak burayı sabit yapıyorsun. Evinde sabit oyna. Böyle çık. Rakipten bir rank, iki rank üstün sen. Rakip neyle gelirse gelsin. Ofansif, defansif neyle gelirse gelsin. Burada artık sabit tutacağız. Orta sahamız güzel olmalı. Unutmayın bu arada. Orta saha burada kale. Forvetimiz de bitirsin abi. Bir zahmet. Orta sahamızda iki rank, üç rank üstünüzü sağlam almak istiyorsan bu şekilde kurgunu yapabilirsin. Ama bunun orijinali diğerlerinde böyle kullanılacak. Bu da parantez içindeydi. Burayı da unutmayın arkadaşlar. Rakip bizden 5 rankı kadar yüksekse, 5 rankı kadar yüksekse hangi taktikle gelirse gelsin bunu uygulama. 4-5-1 de geliyorsa 4-5-1 yap. Senden 5 rank üstünse 4-2-3-1'i sakın yapma. Bunu 4-2-3-1 olarak da kullanabilirsin. Güzel verimi. Zaten farkındaysanız formasyonumuz biraz düşük. Bilerek tuttum. Gayet de güzel. Rakibi de kilitliyor arkadaşlar. Deplasmandayız. Rakiple eşitiz. Ofansif geliyor. Eşitiz. Rahatlıkla yap. Rakiple eşitiz. 4-2-3-1 geliyor. 4-5-1 ve tüm defansif taktikler de geliyor. Bu taktiği gönül rahatlığıyla yapabilirsin eşitken. Rakipten 2 tık, 3 tık yükseğiz. Neyle geliyorsa gelsin yap.
Rakip bizden 3 rank, 4 rank üstün, 5 rank üstün, artık 4-5-1 yap. Bunu yapma, tamam mı? 4-5-1 yap. Rakip bizden aşırı üstünse direkt 4-5-1 yapmalısın. Bunu sakın yapma. İnşallah anlaşılmıştır. Bu şekilde 4-2-3-1 formasyonumuz Mart güncel ayına özel buydu arkadaşlar. Dediğim gibi ödüllü ligimize de katılmayı unutmayın. Şu an 214 kişi izlemiş, yaklaşık bir 70 kişi ya da 60 da olabilir. Başvuru var. Çekilişte arkadaşlar burada katılıyorlar. Kişi sayısına göre ben lig 1-2-3 lig oluşturacağım. Biliyorsunuz ki şeyle alıyoruz. Ne onu çekilişle alıyoruz. Takımları ona göre liglere koyuyoruz. Ona göre elemede kaç tane takım çıkacak onu belirliyoruz. 3 turnuvamı HYT'li arkadaşlar ya da eskiden HYT'de oynamış arkadaşlar aldı. Şimdi zaten biliyorsunuz çekilişle alıyorum. Hile hurda yok. Adam alnının akıyla şampiyon oldu. Hiç kimse diyemez ki senin turnuvanda şu şuna saldı, şu şunu yenemedi, şu şuna bilmem ne yaptı diyemez. Çünkü ben hile yapan adamı direkt atarım. Hiç kimsenin hakkını hiç kimseye yedirmem. Hiçbir zaman da turnuvalarımda veya turnuvalarda maç salmadım, salmam da. Sizleri de bekliyorum. Benle kapışmak isteyenler, bana meydan okuyanları bekliyorum. Ligden kaçmayacaksınız. Arkanıza vura vura gitmeyecekseniz gelin hodri meydan hepinize. Hadi bakalım.